Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha beraberiz. Ne yapacağız? Şöyle bir Jasmy'ye yakından göz atacağız. Ne var ne yok diye bakacağız. Epeydir bir Jasmy videosu atmıyorduk. Neymiş ne değilmiş. Şöyle projesine bir göz atıp devamında teknik boyutta değerlendireceğiz arkadaşlar. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Hatırlatmak isterim ki İsterseniz kanala abone olabilirsiniz. Abonelik bizler için önemli. Şimdiden teşekkür ediyorum. Jasmy videolarının devamı için videoyu beğenerek talebinizi belirtebilirsiniz. Bunun haricinde de analizini istediğiniz altcoin'leri yorumlarda yazınız lütfen. Jasmy Coin rankı 379 olarak karşımıza çıkıyor. An itibariyle 0.01'li değerlerde arkadaşlar. Market cap'ini 58'lerde, hacmini de 88'lerde görüyoruz. Bakın 1.5'lük bir volume market cap oranı var ki bu çok ciddi bir rakam aslında. Burada biz şu yorumu yapabiliriz işin doğrusu. Yani elde tutma oranı biraz düşmüş arkadaşlar. Şimdi işin bu noktasında yani elde tutma oranı biraz düşmüş ne demek? Şunu söyleyeyim. Bu şöyle bir kötü yanı var. Yani bu uzun vadeye yayıldığı zaman böylesi bir durum maalesef ki olumsuz bir durum aslında. Neden? Şimdi hacim market cap değerine baktığımız zaman 1.5 diyor arkadaşlar. Yani insanlar bunu elde tutmuyor. Uzun vadeli yatırımların başarıya ulaşabilmesi için en önemli şeydir elde tutma oranı. Örneğin işte Polkadot, işte Avax, Solana mesela çok ciddi coinler gerçekten elde tutulurlar. Onu da söylemek lazım. Jasmy'de bunun kaybını görüyoruz. Şimdi öte yandan böylesi bir oran bir yandan da arkadaşlar her an patlayabilecek bir coin'in göstergesidir. Yani kısa vade içerisinde her şeyi yapabilir aslında. Bunun Türkçesi. Onu söylemek lazım. Şimdi burada yine baktığımız zaman zaten %10'luk bir toplam dolaşan şeyi görüyoruz. Oranı görüyoruz. Zaten değiştirmiyorlar onu. Dokunmuyorlar yani. Neymiş bu Jasmy? Jasmy Coin ERC20 standardını temel alır. Belirteç, belirtilmemiş sayıda kişi ve işletme tarafından değer değişiminin veya hizmetler için ödemenin kanıtı olarak dijital cihazları kullanarak belirteçleri aktarmak için de kullanılabilir. Kullanılabilirliği sınırlamayarak belirteç çok çeşitli amaçlara sahip olabilir diyor arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası neymiş? ERC20 tokenıymış. Bir belirteçmiş arkadaşlar. Belirteçler iyidir bu arada. Bu tarz teknik projeler. Üzerinde çok durmayacağım bu hususun. Fakat zaten belirteçlerin önemini gayet iyi biliyoruzdur değil mi? Şimdi marketler bölümündeyiz. Ne var ne yok bir bakalım. Bakınız ki Gecko'da var. Binance'de var. Huobi, Coinbase, başka KuCoin, Bybit, Bitfinex, Bittyrex de var başka, Kraken. Birçok yerde var sevgili arkadaşlar. Epey bir listelenmesi mevcut zaten halihazırda. Jasmy'nin genel itibariyle bir baktık. Şöyle bir özetlemek gerekirse arkadaşlar. Jasmy en nihayetinde bir ERC20 belirticidir. Aslında projenin yani hedef mahiyetinden şöyle bir bakıldığında güzel, güçlü bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da bilmemiz lazım. Fakat dediğim gibi elde tutma oranının biraz düşmesi aslında hacim kısmına baktığımızda bu uzun vade için arkadaşlar olumsuz bir veri. Kısa vade içinde aslında olumlu diyebileceğimiz bir veri. Şimdi işin bu boyutunda bu arada şunu da söyleyeyim yine söylemeden geçmeyeyim. Binance arkadaşlar Jasmy'ye resmen aşık yani çok seviyor Jasmy Coin'i. Sürekli biliyorsunuzdur sizde hakkında neyler yapıyor? Turnuvalar düzenliyor, işte etkinlikler düzenliyor vesaire vesaire. Bu da oldukça önemli bir durum yani Binance'ın bir coin'in arkasında durması çok önemli. Şimdi şöyle... İşin grafiksel boyutuna gelelim. Özellikle epey bir zamandır düşüyor arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı zaten şunu bilmemizde fayda var. Yani Jasmy'de şu anda şuradan yukarısı bakın şu 0.3'lerden yukarısı biraz zor. Yani ben şu anlamda biraz zor. İşte bu yıl vesaire zor arkadaşlar. Yani siz şuralardan vesaire aldıysanız işte yok 1 dolarlar işte 2 dolarlar onlar biraz sıkıntılı işler maalesef. O yüzden bizim burada bilmemiz gereken aslında yani ne yapabilir? Bizim aslında bu yılki hedefimiz şöyle bir 30 centleri görsek kafi. Görür mü? Göreceğini düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani 30x gibi fiyatlar arkadaşlar. Emin olun yani çok büyük gibi görünse de aslında düştüğü gibi çıkabilecek bir potansiyeli olduğunu görüyorum Jasmine. Şöyle daha yakın hareketlere bakalım ne var ne yok diye. Epeydir bir yatay hareketler sergiliyor. Bakın yatay bir şekilde ne yapıyor? Gidip geliyor sevgili arkadaşlar. Tabii ki burada Bitcoin hareketleri de çok önemli. Yani Bitcoin tarafında zaten yüksek dominans ve yataylık eğilimi var. Özellikle yüksek dominansa rağmen Jasmine'in arkadaşlar bu yataylığı sürdürebilmesi dahi aslında çok güzel bir şey. Yani Bitcoin bu yataylığı yaparken Ethereum, Avax, Solana gibi devler düştü. Jasmy ise yatay gitmiş. Bu da bize neyi gösteriyor aslında? Bu pozisyonlardan yani 0.01'lerden 0.011'lerden artık aşağıya düşmeme eğilimi olduğunu ve bununla da birlikte yine nedir arkadaşlar? Bitcoin'in yükseldiği takdirde ciddi yön yukarı hareketler vaat ettiğini bizler görebiliyoruz değil mi? Jasmy için şunu söylemek lazım. Bulunduğu fiyatlardan toplamalar gelebilir arkadaşlar. Tabii ki bu toplamalar kademeli yapılması gerekir. Çünkü olası durumda yani Bitcoin'de geri çekilme görürsek daha iyi bir fırsatla alımımızı daha iyi noktalardan yapmamız gerekecek. Şu anda bulunduğu seviyelerden alım için oldukça mantıklıdır. Günlükteki hareketli ortalamayı kırıp üzerine atmadığı sürece Jasmy üzerinde ki bu şu anda 155 fiyatlarına denk geliyor. Biz Jasmine'in arkadaşlar bir yükseliş etabı başlattığını söyleyemeyiz. Bunu da şimdiden konuşmuş, belirtmiş olalım. Şu anda bir toplama etabındayız. O neymiş ya? Şöyle tekrar çekeyim onu. Nerede? Jasmy'de şu anda tekrar bir toplama etabındayız arkadaşlar. Özellikle şunu da belirtmek lazım. Çok fazla baskılandı Jasmy. Gerçekten çok fazla baskılandı. O yüzden olası yükselişlerde çok ciddi hareketler yapacağı kanaatindeyim sevgili arkadaşlar. Durumlarda genel olarak böyle daha ne diyebilirim bilmiyorum. Genel anlamda bir değerlendirdik. Yine analizini istediğiniz altcoin'leri sizler yorumlarda belirtiniz lütfen arkadaşlar. Durumlar böyle. Tabii Jasmy hakkında şunu da söylemek lazım. Diğer altcoin'lere oranla çok ciddi düştü arkadaşlar. Korkunç düştü. Fakat bundan önce de diğer altcoin'lere oranla korkunç yükselmişti. Bunu da bence bir akılda tutmak lazım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın.